İnsanların tepkilerini sadece sosyal medyaya indirgenmesinin özellikle muhalefet partilerinin en büyük günü olduğunu düşünüyorum. Sözüm burada evet, bitiriyorum. İktidar diline söylemine hapsolmak. Barış'ın söyledikleriyle <laughs> alakalı şu helalleşme mevzusunda hem Barış'ın söyledikleri hem az önce Cihangir Bey'in söyledikleri aklıma şunu getirdi benim. Tamam e, Kemal Bey bu noktada e, bazı adımlar attı. Hem Kürt seçmeni kazanmak adına hem Müttelegin seçmeni kazanmak adına e, bazı e, açılımları yapmaya çalıştı. Hı -hı. Ama bir kere... Ee, sizin de söylediğiniz gibi bunlar başarısız oldu. Hani başarısız olmasını da geçtim. Onu bir tarafa bıraktım. Ya 14 Mayıs'tan 28 Mayıs'a giden süreçte e, Kılıçdaroğlu ortaya koyduğu bütün o politikayı tamamıyla terse çevirecek bir görüntü sergiledi. Ümit Özdağ ile birlikte olarak. Ümit Özdağ kendi söylüyor değil mi? Diyor ki bana 3 tane bakanlık verdi. MIT başkanlığını verdi diyor. Şimdi Ümit Özdağ bunu söyledikten sonra siz yarın HDP'ye nasıl sen aday çıkarma da ben İstanbul Ankara'yı kazanayım diyebileceksiniz. Allah aşkına bunu söyleyin. Yani şimdi adamların %10 oyu var. Siz bunları görmezden gelin hiçbir şey yapmayın. Diğer %1'lik, %2'lik oyu olan partiye 3 tane bakanlık verin. MIT başkanlığını vesaire verin. Ondan sonra da bu insanların gelip sizi desteklemesini bekleyin. Bir kere bu mantıklı değil. Yani hem ilkesel olarak da doğru olmadı hem pragmatik olarak da doğru olmadı. Bir bunun adını koyalım. Diğer taraftan <laughs> aday değil sistem önemli diyerek biz bir seçime girdik ve seçimin sonucu belli. En fazla duyduğumuz şey buydu. Aman aday konuşmayalım canım aday zaten nedir ki? En kolay belirlenecek şey vesaire dediler dediler. Sonra iki ay kala da dediler ki bu saatten sonra da aday tartışılmaz. E tartışamadık ki hiç tartıştırmadınız. Hiç aday tartışamadık biz. Dediniz ki aday değil sistem önemli. İşte gördük aday önemliymiş aslında sistemden daha fazla. Şimdi bunu neden söylüyorum? Şimdi tamam tüzük tartışılsın vesaire bunlar önemlidir. Ama ondan da önemlisi evet kişilerdir. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Yani Türkiye'de insanlar parti programlarına oy vermezler. İnsanlar kişilere oy verirler. Dolayısıyla o kişilerin vizyondaki kişilerin hele ki kader seçimi olarak ortaya koydukları seçimi kaybettikten sonra bedel ödemeleri şarttır. Eğer bu olmazsa siz bu insanları sandığa taşıyamazsınız. Aynı zamanda şimdi az önce ben bir şey dedim dedim ki yani bir tüzüğü zaten doğru bir şekilde uygulamıyor ki şu andaki CHP yönetimi. Ön seçimleri neden yapmıyor o zaman? CHP e, yönetimi neden e, çarşaf listeyi uygulamıyor? Merkez yoklaması istisnai olmasına rağmen onu kural haline getir diyorum. E, o zaman da e, şimdi şöyle düşünmek lazım. Sayın Çalışkan az önce güzel bir şey söyledi. Dedi ki yani şimdi önce bazı insanların değişmesi gerekiyor ki değişim tartışması ondan sonra olabilir. Erdoğan bundan bir sene, iki sene önce miydi? İnsan hakları eylem planı hayata geçirdi. Herkes güldü. Neden? <laughs> Yönetimde olan sensin. Ne insan hakları eylem planı 20 yıldır uygulamadı da şimdi mi uygulayacaksın dediler değil mi? Haklı olarak. E şimdi tüzüğü değiştireceğim diyor. Tüzüğü uygulayacağım diyor Sayın Kılıçdaroğlu ve çevresindekiler. E iyi de Sayın Kılıçdaroğlu 13 senedir partinin başında zaten sen varsın. E neden yapmadınız diye o zaman sormak gerekir. Ve bu noktadan da işte o samimiyet çıkmaz. O yüzden buradan heyecan falan da çıkmaz. Aynı zamanda bu tartışmalar olduğunda ben bunu çok dile getiren, bu CHP ile alakalı eleştirileri yapan bir kişi olarak ve bir CHP gönüllüsü olarak bunu da söylemekten de e, yüksünmüyorum. Bir CHP gönüllüsü bir akademisyen olarak da bu eleştirileri yaptığımda mesela şöyle eleştirilerle karşılaşabiliyorum. Diyorlar ki ya esas gündem e, gözden kaçıyor. Bak AK Parti neler yaptı siz bunları görmezden geliyorsunuz. Hayır kardeşim. Bugün eğer CHP kötü yönetiliyorsa, Türkiye'nin ana muhalefeti kötü yönetiliyorsa, bu yerel seçimlerde de o yüzden gidecekse, Türkiye'nin birinci meselesi bu. Bunu tartışmamak AK Parti en fazla yarar sağlıyor. Ya inanın AK Parti <laughs> şu anda şunu tercih eder. CHP'de değişimi konuşmasınlar da AK Belediye'ni konuşsunlar, zamları konuşsunlar, şunu konuşsunlar, bunu konuşsunlar. Ya konuşuyoruz da ne oluyor ki onlara? Onlar öyle diyorlar. İstekleri kadar konuşsunlar, boş ver diyor. Onlara bir şey olmuyor ki. Ama CHP'de değişimin olması onları as asıl tedirgin edecek olay. O yüzden Buradan bizi izleyen ve bu yönden eleştiri yapan bütün e, e, CHP gönüllerine veya muhalefet gönüllerine de ben seslenmek istiyorum. Bugün eğer biz bunu söylüyorsak, bugün AK Parti'ye muhalefet etmenin en doğru yolu bu olduğu için yapıyoruz. Ve bugün CHP'de değişimi olmaması, İyi Parti'de yaprağın kıvıldamaması, Akşener'in tek başına kurultaya girmesinin bu e, duygusal kopuşa e, sebep olacak olmasından dolayı evet. biz bunları söylüyoruz ve bunun da seçim kaybettirecek olacağını e, görmemizden dolayı bunu söylüyoruz. İşte o yüzden bir muhalif de, seçmenle muhalif partiler arasında o bağ ne, nasıl tekrar kurulacak diyoruz. bunu evet. konuşuyoruz. Bir de son bir husus e, Barış'ın söylediğiyle alakalı Barış'ın dediği çok doğru gayet tabii ki onu daha önceden belirlemek lazım adayları da şimdi e, o makro politikalar e, belli olmadan da onlar e, çok net bir şekilde belirlenemiyor şimdi mesela İmamoğlu'nun adaylığı meselesi. Bence İmamoğlu e, en fazla şansı olan aday değil İstanbul'a, tek şansı olan aday. Yani şeyin e, e, CHP'nin şu anda İstanbul'u kazanmak için İmamoğlu'ndan başka şansı olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Ve diyorum ki, Sayın Kılıçdaroğlu eğer e, hiçbir şey değişmeden yerinde kalırsa, partinin e, üst yönetiminde hiçbir değişiklik olmazsa, 7-8 e, defa vekil seçilenler aynen devam ederse, sülaleden beri e, parti sözcülüğü yapanlar aynı devam ederse, ben İmamoğlu'nun aday olacağını düşünmüyorum mesela. Yani dolayısıyla evet daha önceden belli belirlemek gerekir bu adayları ama bu kurultay süreci belli olmadan da bırakın onun genel merkezin o adayları belirlemesini o adaylar kendileri acaba o topa girecekler mi bence çok tartışmalı. Bunu da ayrıca söylemek gerekir. Oradaki senaryoları da açacağız bir sonraki bölümde. Hı -hı. Ama madem bu helalleşme sürecini konuştuk. İşte sağ seçmene yönelik yapılan ki tüm eleştirilere rağmen de bu arada çok kıymetli bir adım olduğu, girişim olduğu da teslim edilen bir süreçte helalleşme süreci. Fakat şimdi bazı açıklamalar gördük. Önce seçim öncesinden bir açıklama hatırlatacağım. Ali Babacan aslında şöyle bir şey söylemişti. Dürüst olmak zorundayız. Biz bütün oy kitlemizi olduğu gibi paket halinde buraya taşıyamayabiliriz. Bu seçim öncesinde söylediği bir şeydi. Sonra seçim sonrasında da zaten işte 15 milletvekiliyle ilgili anamızın sütü kadar helal ve hak ettiği sonuç çok ciddi gayret ortaya koyduk biz dedi. Şimdi ama aslında Ahmet Davutoğlu'nun söylediklerini konuştuk bu hafta. E, diyor ki en son tercihim benim seçime CHP listelerinden girmekti. Bu sağ seçmen CHP oy vermez dedim ben. Beraber olalım dedim. İyi Parti'ye gittim. Saadet Partisi'ne gittim, Deva'ya gittim. Sayın Andican siz zannediyorum o teklifi biliyorsunuz. Yani İyi Parti'ye gittim diyor ya Davutoğlu. Peki gitti ne teklif etti? Ne yanıt aldı? Biliyordu da sağ seçmenden oy alınamayacağını. O zaman niye bile bile CHP listelerinden... E, girdi seçime şimdi, Yani bu vekil sayısını almak mıydı hedefi Bu kadar mıydı Şimdi evet. bu meseleyi sadece onlar açısından değil e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun da meseleye Nasıl yaklaştığıyla Birlikte değerlendirmek gerekiyor Yani bunu ayrı ayrı değerlendirir Ve son söylenenler üzerinden Bir yorum yapmaya kalkarsak Hı -hı. O zaman eksik Ve yanlı bir yorum yapmış oluruz Ne demek istediğimi açayım Şimdi Altılı masa bu işin şeyi altını masaya kadar gidiyor. Altını masa kurulurken nasıl kuruldu? İki tane büyük parti, yani büyük kabul edeceğimiz işte Cumhuriyet Halk Partisi Hı. ve İyi Parti. Öbür tarafta hiç seçime girmemiş, dolayısıyla tabanlarının ne kadar olduğu bile belli olmayan, değil mi? İki tane parti daha ve daha önce seçime girmiş ama e, seçmen oy sayısı açısından yani yüzde birlerin civarında gezen iki parti daha. Siz şimdi bir masa kuruyorsunuz ve bu masada diyorsunuz ki bu masada bütün kararlar eşit olarak alınacak, eşit olarak temsil edilecek bu şeyler ve bu kararlar eşit olarak alınacak. Herkesin şeyi pozisyonu eşittir. Siyaseten eşittir. Şimdi bunu niye yaptınız? Bunu niye yaptınız? Siyasetin doğasıyla uyuşmayan bir şey bu aslında. Yani siyasetin doğasıyla uyuşmayan. Oy oranlarına göre siz belli bir yapılanma yaparsınız. Ona göre bir cepheleşme oluşturmaya çalışırsınız. O zaman için, o zaman için şu söylendi ve doğru da biz de doğru kabul ettik. Neydi? Birbirinden çok farklı dünya görüşlerine sahip, programları farklı olan, işte Geleceğe yönelik Türkiye ile ilgili projeksiyonları farklı olan e, siyaset yelpazesinin farklı konumlarında bulunan partileri bir araya getirmenin başka yolu yoktu gibi söylendi Anlatabildim mi Tamam bu böylece başladı diyelim şimdi son noktaya geldiğimizde son noktaya geldiğimizde yani Şubat ayına geldiğimizde hala adayın belirlenememiş olmasının getirdiği Gerçekten biraz önce söylendiği gibi kamuoyunda ciddi bir sıkıntı var söz konusu değil mi? Ve ısrarla Sayın Kılıçdaroğlu'nun son noktaya kadar bu konuda ben adayım diye masaya getirmemiş olması hı hı. anlatabildim mi? Buradaki sıkışıklığın temel nedenlerinden birisi bu. Ve sonrasında baktığınızda da baktığınızda da e, Sayın Meral Akşener'in de masadan kalktığı dönem için söylemek gerekirse o da tabii ayrı bir faktör ama ancak o dönemde o dönemde bir Cumhuriyet Halk Partisi listelerinden bu partilerin figüre edeceği siyasi, seçimlere gireceği şeklinde şeyler söylenmeye başlandı. O dönemde diğer dört partinin kendi aralarında yani sağ eksenli dört partinin muhafazakar nitelikte muhafazakar milliyetçi kesimler Bunların kendi aralarında bir birliktelik oluşturmak suretiyle ittifak içerisinde ittifak oluşturmaları yüzde %7'ye inmiş olan eee şeyle de, de, de yararlanarak yani barajdan da yararlanmak suretiyle kendi şeyleriyle böylece seçmen tabanlarının doğrudan doğruya hadiseye katılımlarının sağlanması mümkün idi. Mümkün idi. Şimdi iki şeyi söyleyeceğim. iki şeyi hatırlatacağım. Ali, yani diyor öldür hakkını e, ver falan diye bizde bir laf vardır ya, burada tabii yiğitlik söz konusu değil de, olayı anlatıyorum. Ali Babacan'ın bir ifadesi var, o dönemde bir ifadesi var. Diyor ki, diyor ki, biz tabanımızı diyor, Cumhuriyet Halk Partisi'ne yani aday olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nun şahsında...